Hatırlayacaksınız, siz de ilahiyat eğitimi aldığınız için. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz savaş için bisili atlar hazırlamamızı emreder. Doğru değil mi? Evet. Şimdi bu ayet-i kerimeyi okuyan bir mümin ne atı dese, yani içinde bulunduğumuz çağda kullandığımız teknolojiye bir bakalım, yaşadığımız hayata bakalım ve iman ettiğimiz rehber olarak önümüzü aydınlatan kitapta Rabbimizin bize tavsiyesini hatırlayalım. Vatanı korumak için besili atlar hazırlamamızı bize tavsiye eden bir Rabbin kitabı Kur'an. Nasıl olacak? Yani nasıl at hazırlamakla günümüz arasında nasıl irtibat kuracağız? Vatanı korumak için, memleketi korumak için. Bugünkü karşılığını bulmamız gerekiyor. Yani oradaki ata takılmamamız lazım değil mi? Herhalde takılmamamız gerekiyor. Yani atın o dönemdeki misyonu neyse bugün o misyonu yerine getiren güç anlamında ne varsa herhalde onun hazırlanmasından bahsediyor. Bu konuda suçlanma ihtimaliniz var mı? Yani Kur'an'ı tahrif ediyor olabilir misiniz? Yani çok zahiri bir okuma yapılmazsa herhalde suçlamamamız gerekir. Suçlansanız bile suçlayanın ciddiye alınmayacağını umabiliriz değil mi? Evet. Peki vatanı korumak için sırf Kur'an'da geçiyor diye attan at beslemeye kalkışmıyoruz. Yani atı memleketi korumak için at lafzına, zahirine istinad etmiyoruz. Evet. Peki iffeti korumak için örtünün zahirine itibar ediyoruz. Aynı yorumu böyle bir deneme yapmak ister misiniz? Yani vatan korumak için at beslenmesi gerekir diyor Kur'an. Ama siz diyorsunuz ki oradaki atla kastedilen o zaman için attı. Bugün at beslememiz gerekmez. Onun bugünkü silahlar neyse, savunma araçları neyse onu beslememiz gerekir. Şimdi bakın bu yorumda hiçbir baskı altında değiliz değil mi? Hatta yani bu kadarını biz de akıl ediyoruz diyorlardır. Şimdi problemi biraz daha böyle tehlikeli bir vadiye getirelim. İffeti korumak için mümin kadınlardan Cenab-ı Hak örtünmelerini, gerdanlarını, cuyubu örtmelerini istiyor. Burada bir tevil denemesinde bulunmanın bedeli nedir? Yani ibadetlerde tahrif sürecini beraberinde getirebilir endişesi var. Namazlarla ilgili de aynı şekilde. Oruç içinde birçok alışkanlıklar, ibadetler. Şimdi bakın bu iki örnek bile bize gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'ın kelamını rehber edinmek inançlarımızla, inanç ilkelerimizle yaşadığımız dünya arasında irtibat kurmak pek o kadar basit bir şeye, mekanizma ile hallolabilecek umurdan değil. Daha kapsamlı bir düşünme ve yorumlama mekanizmasını çalıştırmak lazım. Şimdi bunu devam edebiliriz. Yani daha Müslüman bilincinin alışık olduğunu varsaydığım alanlara getirebiliriz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın basir olduğu söyleniyor. Semî olduğu söyleniyor değil mi? İşitir
ve görür. Nasıl işitir ve nasıl görür diye sorsak, değil mi? Bu bildiğimiz hep mezhepler tarihinde, itikadi mezhepler tarihinde de olan tartışmalar gelir. İşte keyfiyeti malum değil denir. Selefi bir tavırla yorumlanabilir. Bazıları buradaki işitir ve bilirden maksat insanlar gibi işitir bilir anlamına gelmez. Yani insan biçimci bir yoruma gitmeye gerek yok. Bunlar Cenab-ı Hak söz konusu olduğunda burada bir mecaz manası vardır filan diye yorumlanır. Teşbih ve tatil tartışması gibi. Yani bu İslam tarihinde yabancısı olmadığımız örnekler bunlar. Evet. Ama bazı örnekler var. O örneklerde en azından bilincin yani Kur'an'dan alarak ilhamı aslın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyor ya Akif. Bunun bu çok kolay bir işlem olmadığını en azından teslim etmek gerekir. Yani Kur'an'da nasıl ilham alacaksınız? Şimdi burada dikkat edin, en büyük problem, biz buradayız 2010'da, 2011'deyiz. 15 asır öncesine gidiyoruz. Oradan ilham almayı beceriyoruz. Nasıl yapacaksak bunu. Sonra geliyoruz, aldığımız bu ilhamı içinde yaşadığımız çağın idrakine çeviriyoruz, tercüme ediyoruz. Bu sizce kolay bir şey mi? Hayır. Şimdi yaşamak için inanmak yetmez. Yani sadece inanıyor olmakla yaşamı yönetmeyi, yönlendirmeyi beceremeyiz. İnançla içinde yaşadığımız hayat arasında bir irtibat kurmayı da becerebilmek zorundayız. Bunları kim yapabilir? Nasıl yapabilir? Hangi önceliklerden hareketle yapabilirler? Yapılabilir.